Takım oyununa hoş geldiniz. Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı Tüm Hasan Konyaspor Galatasaray maçıyla başladı. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray deplasmanda da kazandı. 2'de 2 yaptı. Puanını 6'ya çıkardı sevgili seyirciler. Bu maçı konuşacağız. Süper Lig'de ikinci haftada, yani bu hafta oynanacak diğer karşılaşmaları da tabii ki mercek altına alacağız. Bu maça dair pozisyonları da sizlerle paylaşacağız. Yorumlarımızı aktaracağız. Çok değerli isimlerle beraber takım oyununda her zaman olduğu gibi sevgili futbol severler. Tüm Hasan Konyaspor Galatasaray karşılaşmasıyla startı veriyoruz takım oyununa. Çok değerli isimlerle birlikte Ahmet Hocam, Ahmet Akçan, Murat Özbostan ve Şanol Mustafa Ömer, hoş geldiniz diyelim ve hemen Ahmet Hocam sizinle başlayalım. Galatasaray 2'de 2 yaptı. Nasıl buldunuz Galatasaray'ı, oyunu? Tebrikler. Takımlarımızın hepsi hala eksik. Galatasaray eksik olduğunu zaten teknik direktör Okan Buruk da bu hafta da onu açıkladı. Galatasaray'da bir kadro olarak tamamlanmamış. Yapılacak transferler, bir de yapılmış transferlerden veya şu an hazır olmayan futbolculardan bahsedecek olursak eksikler var. Zaha gitti dendi, takımla beraber antrenmanlara çıktı. Köln gidecekti, teklifi kabul etmedi. Türkiye'de kaldı ama bugün oynamaması da belki de apayrı konuşmaları beraberinde getirecek. Ağırları olduğu söylendi. Evet, Yelert ilk defa bugün kısa bir sürede olsa, sağ bek değil sağ çıktı olsa takımda görev aldı. Galatasaray'da bence işler yavaş yavaş oturuyor. Beşiktaş maçından sonra Okan Hoca ders çıkaracağız dedi. O dersler çıkarıldı. O dersleri sadece teknik heyetin veya futbolcuların değil yönetimin de çıkarması lazımdı. Yönetim de o dersleri çıkarmış. Bu haftaya kadar tamamıyla sessiz olan, belki de sadece şampiyonluk kutlamaları yapan yönetim aniden böyle her gün neredeyse ekranlardaydı. Sayın Başkan Dursun Özbey'in divan toplantısındaki konuşması, arkadan Cenk Ergün'ün hele hele kulüp içinde birçok dedikoduya açıklık getirecek o röportajı vermesi. Eray Yazgan'ın dün, bugün maçtan sonra da İbrahim Hatipoğlu'nun konuşmaları, Galatasaray yönetiminin de artık sahaya çıktığını, sezonu açtığını net bir şekilde gösteriyor. Tabii Avrupa Kupası eleme maçları için bütün takımlarımızın da formda olmasını istiyoruz. Galatasaray da istenen seviyede olmasa bile geçen hafta haklı bir Hatay galibiyetinin beraberinde getirdiği moralle bugün de zorlandı Galatasaray, açık konuşmak lazım. Ele ele maçın ikinci yarısında Konya'nın çok daha fazla ürettiği pozisyon vardı. Ama bizim ligimizde artık bu oturdu sevgili Cüneyt. Eğer oyunun yoksa, oyunla kazanamıyorsan yıldızlarınla kazanıyorsun. Konya Galatasaray'a gerçekten direndi. Belki de dengede giden o oyunda Galatasaray bugün yıldızlarıyla kazandı. Kimdi yıldız? Torreira benim gözümde her zaman yıldız. Ama özellikle Ali Çamdalı'nın çok değişik bir 3-4-3 taktiğiyle Torreira'nın o geriden oyun kurmalarındaki bağlantıyı kesmiş olması, ki ilk yarıda Umut'u gönderdi tamamıyla onun üzerine, Galatasaray'ın orta sahada hiç etkili olamamasına neden oldu. O yüzden iyi oynamayan bir Mertens gördük. Galatasaray mecburen uzun top oynayacaktı. O uzun topları da Barış ve Kerem üzerinden kullanmaya çalıştı ki Galatasaray'ın artık maçı kazanması için iki kanadına ihtiyacı olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Hem de bekler destek vermemesine rağmen Kaan'dan da Dubois'dan da Galatasaray hücumlarına o destek gitmedi. Sadece ileriye taşıma veya ileride arkadaşlarına pozisyon hazırlama olarak değil, golleri de atan bu iki oyuncu oldu zaten. O yüzden bu çok konuşulan, daha önce Zaha Kerem arasındaki konuşmalar, hatta bu hafta içinde Kerem'le Barış arasındaki dedikoduların hepsinin, ben her ne kadar kulüp içinden bunlar doğru değil bilgilerini alsam bile, Galatasaray bazen de galibiyetler nasıl bir takımı kenetlerse o galibiyetlerle kenetlenmeye devam ediyor.
temenni ediyorum ki bugünkünden daha iyi bir oyunla Galatasaray daha güçlü olduğu Young Boys kıyaslamasında turu geçen taraf olsun. Onu da ayrıca konuşacağız zaten. Murat Özbostan. Aynı dilekleri diğer takımlarımıza dilediğim gibi. İsviçre'ye çıkartma yapıyor Türk takımları. İnşallah 3'te 3 yaparak döneriz. Murat Özbostan sezon kötü başladı. Zevksiz maçlarla başladı ama bu akşam 3 gol mücadele gücü yüksek iki takımı izledik. Tribünler de doluydu. Evet. Bakıldığı zaman aslında heyecanı yüksek bir maç oldu. Yani daha tabii sezonun sonuçta bir başı olduğu için hem Galatasaray, işte hocamın belirttiği gibi diğer takımların da tam olarak hazır olmadığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Yani burada biraz sonuç odaklı gidiyorlar. Sonuç odaklı giderken de Galatasaray'ın daha kaliteli oyuncuları var, daha iyi oyuncuları var. İki kanadı bugün Kerem ve Barış sonucu tayin eden oyuncuları oldu. Hem Kerem'in asisti, attığı gol, Icardi'nin muhteşem yine asisti, Barış'ın şık vuruşu. Yani biraz bugün Konya maçında iyi oyuncuların iş bitiriciliğine kalan bir şey oldu. Ve Galatasaray önemli bir Avrupa maçı öncesi kazandı maçı. Tabii bununla beraber kazanınca açıklamalar da ardı ardına geliyor. Normalde yani daha kriz zamanlarında sessiz kalınan durumlar vardı. Ama değerli hocamın da söylediği gibi hem başkan hem işte Cenk Ergün hem bugün İbrahim Bey, yani herkes konuştu, duygularını bir şekilde ifade ediyor. Güzel bir şey tabii kamuoyuna, taraftara. Bilgi akışını yapmak, oyuncularla ilgili daha somut veriler sunmak, transferle ilgili veriler sunmak, onların son durumlarını. Kerem'in de mesela maç sonrası açıklamaları bence enteresandı. Yine o biraz sitem vardı. Benim de konuşacağım zaman, daha detaylı konuşacağım zaman gelecek dedi. Yani bu tür şeylerden öte tamamen artık sahaya odaklanıp, saha dışı faktörleri bir kenara bırakıp ya da bu transferle ilgili artık süreç ki Okan Hoca bu sezon başlangıcında da hazırlık maçlarında da hep bir şeyi söyledi. Ya dedi bu sezon bir şey transfer dönemi bitse de ben bir rahatlasak dedi. Artık herkes bir rahatlasa nefes alsa dedi. Çünkü Türkiye'de artık bu iş takımların bir nevi de kabusu haline döndü. Neden kabusu haline döndü? Evet, bir yandan çok önemli bir ilaç oluyor. En şey krizlerde hemen bir transferle hava bir anda değişebiliyor. Tabii. Ama rakibiniz bir transfer yaptığında, transferler yaptığında siz yapamayınca sizde krize dönüşüyor. Burada bunu oluşturan da medya olmadı. Çünkü zaman zaman medya da yine bu konuda dönüp dolaşıp eleştiriler yapılıyor. İşte kardeşim, yani siz kendiniz transfer yapacağız dediniz. Kampa yetişecek diyen de sizsiniz. İşte 8 numara alacağız diyen de sizsiniz. Sol bek, sağ bek alacağız diyen de sizsiniz. Biz bir şey demedik yani. Bunlar geç kalınca da taraftar bir nevi işte düşüncelerini, duygularını ortaya koydu. Ha, doğru muydu? Değil. Sonuçta şampiyon olmuş. İyi bir işte bugün eksikleri de vardı. Yeni transferler sonra girdi. Biri 65 dakika oynadı. Yani bakıldığı zaman Galatasaray'ı yine geçen sezon ve ondan önceki sezondaki oyuncuları taşıyor. Yani gerçek olan da şu anda bu galibiyet önemliydi. Yani bakıldığı zaman 6 puanı aldı mı? Aldı. Rahat bu kafası, rahat. Avrupa maçı öncesi rahatladı mı? Rahatladı. Yarın Fenerbahçe'ye bakar, Beşiktaş'a bakar, Trabzon'a bakar. Trabzon zaten yani diğer lig maçlarına bakar ve keyfini sürer. Şimdi Kerem Aktürkoğlu deyince sözü size vereyim ben hocam. Bir gol, bir asist. Yenilen golde de kabahati büyük aslında. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu geçen hafta seninle burada konuştuk. Galatasaray'ın bence... Sakın satmasınlar. Sakın satmasınlar hocam. Dediğim bir oyuncu, ben hala da fikrimde. Ya aradan bir hafta geçti. Bir gol, bir asiste. Evet, size aynı yerde, aynı yerde duruyorum. Çünkü Kerem Aktürkoğlu gerçekten çok değerli bir oyuncu. Ya bugün oyun isteği, oyun arzusu bile attığı gol ve asistin önündeydi yani.
arayış içerisinde devamlı savunmayı zorlayan Barış zaten geçen senede yakaladığı formunu bu senede devam ediyor. İki tane kanat oyuncusu iyi olunca Galatasaray'ın Icardi her ne kadar savunma oyuncuları alan ve zaman tanımazsa, gol vuruşu vakti tanımazsa bile ama yaptığı muhteşem bir asist var zaten. Ona da Kerem Aktürkoğlu boş kaleye attı. Yani o adamı geçip o asisti yapmak her futbolcu yapamaz bu tür şeyleri. Yani Galatasaray geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor bence. Sezon başında bir Beşiktaş Süper Kupa maçını kaybetmesi Galatasaray için bir şey değiştirmedi. O bir kaza olduğunu iki tane lig maçında gösterdi. Nitekim oynamış oldukları geçen haftaki Hatay maçı bugünkü aynı maç Konyaspor maçı gerçekten zor rakiplere karşı oynadı. Ben geçen haftaki Hatayspor'u da beğendim. Bugünkü Konyaspor'u da. Buradan Ali Çamdalı'yı da tebrik etmek lazım. İyi bir oyun oynattı. Sert bir oyun oynattı. Agresif bir oyun oynattı. Mücadeleci bir oyun oynattı. Ve hiçbir zaman savunmaya çekinmedi. Galatasaray'ı önde kapatmaya çalıştı. Topu Galatasaray'a vereyim de Galatasaray oynasın. Galatasaray evet geçen senenin şampiyon takımı iyi bir takım demedi. O yönden de Ali Çamdalı'yı kutlamak lazım ama Galatasaray'da ne var? İşte Icardi var, Kerem Aktürkoğlu var, işte Barış Alper var, Mertens var. Yani birileri sonuçta geçen senede ikinci yarı şampiyonluğa gittiği yolda da aynı şeyler olmuştu. O ara Mertens ile Barış Alper çıkmıştı piyasaya. Icardi onlara eşlik etmişti. Öyle gitmişti sonuca. Şimdi Galatasaray çok mu iyi oynuyor? İki haftadır hayır, iyi oynamıyor. Neden oynamıyor? Ritmini bulamadı. Takım içerisindeki düzeni Okan Hoca daha henüz kuramadı. Aslında geçen seneki takım aynı takım. Ama bir takım söylemler sezon başında işte Okan Hoca'nın geçen haftaki açıklamaları, yöneticilerin açıklamaları, işte içeriden karıştırıyoruz falan. Hiçbir şeye Okan Hoca kafasını o yöne hiç takmadan kendi bildiği düz yolda, doğru yolda gidiyor ve takımı da iyi oynamasa bile demin arkadaşlarımızın da söylediği gibi yetenekli oyuncuların sayesinde maçı kazanmasını biliyor. Ha ne yapıyor? İyi savunma yapıyor. Yani savunma hani Beşiktaş maçından 5 tane gol yiyince savunmadaki oyunculara çok yüklendi. Olabilir ya futbolda bunlar var. Herkes her maçta iyi oynayacak diye bir kaide yok. Galatasaray'ın savunmadaki göbeğindeki 2 tane oyuncu da 2 senedir bir maçta bir hata yapsın. Bunlar da son derece doğa karşılamak lazım. Oradan dersler çıkarmışlar. Ama bugün Galatasaray dediğim gibi geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor. Oyunu oynamasa bile oyuncularla birlikte skora gitmesini çok net biliyor. Şimdi maça damgasını vuran bir pozisyon vardı. Ona bir bakalım. O çok merak ediliyor, soruluyor. Biz de izleyelim, irdeleyelim. Her açıdan sizlere izletelim, yorumlarınızı alalım. Çünkü o pozisyon üzerinden maç değerlendiriliyor. Biz böyle olayları konuşmayı, hakemlerin kararlarını konuşmayı çok seviyoruz. Yani biz derken biz sevmiyoruz da kamuoyundan bahsediyorum. Bugün burada herkes de bunu konuşuyor. Ben de sevmeye başladım artık. Tekniği taktiği anlatıyoruz hocam. Aynen öyle, siz aslında hep sahiçte kalalım dersiniz. Ama bize sürekli bu soruluyor. Şimdi önümüze gelecek o pozisyon. Evet. Bir bakalım her açıdan ne söyleyeceğiz o pozisyona dair. Dikkatlice izleyeceğiz ama onu söyleyelim. Gördüğümüzde değerlendireceğiz. Galatasaray'ın 76. dakikada ağlarla buluşan bir topu var. Ama öncesinde bir faul var mı yok mu? VAR devreye girdi. VAR kontrolü yapıldı. Sonrasında VAR incelemesi için hakem monitöre çağrıldı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ne dersiniz pozisyon için? Ben başlayayım. İstediğiniz gibi. İki açıdan yaklaşacağım. Bir orta hakem, ikincisi VAR hakemi. Maçın hakemi pozisyonu çok net bir şekilde gördü diye düşünüyorum. Benim düşüncem de yine hakemin gördüğü gibi. Onun yanılma payı olduğu gibi biraz da yakın çekimde gördüğümüzde bir daha tekrar edeceğiz. Top her ne kadar Alex için kontrolünde gibi görünse bile yine topla rakip arasında, topla Alex arasında aşağı yukarı
bariz bir yarım metrelik bir mesafe var. Geriden daha hızlı gelen Torreira niyeti tamamıyla topla oynamak ve rakibine dokunmadan bence topa müdahale ediyor. Ki ayağını oraya uzattığı anda Alex için de topa vurma amaçlı Torreira'nın ayağına vurması var. O yüzden ben pozisyonun faul olmadığını düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Gerçekten gri bir pozisyon. Farklı görüşler de mutlaka olacak. Ama herhalde VAR hakemin burada devreye girmesi bence hiç protokole uymayan bir karar oldu. Ondan sonra da hakemin kararı. Oraya gittiğin zaman da kararın arkasında da durabilirsin. Değiştirebilirsin de herhalde ilk gördüğüyle VAR'da gördüğü arasında bir fark görmüş. Yani buradaki görüntülerde de ben rakibe bir temas göremiyorum. Karar yanlış diyorsun. Kararın yanlış olduğunu ve bunun golle sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Ya şimdi hocamın dediği gibi yani bayağı gri bir pozisyon. Benim iki tane kare kareye bakalım. Benim yani iki tane hakem yazarım var. Bir tanesi Sayın Mustafa Çulcu ailemize katıldı. Hı hı. İşte A-Spor'un ailesine de katıldı. Ve Sabah Spor'da. O, evet Sabah Spor'a ve onun yazısında ve programda da ifade etti. Kararın, iptal kararının doğru olduğunu ve Torreira'nın Alexis'in ayağına müdahalede bulunduğunu. Diğer yazarım Ahmet Çakar da aynı şekilde aynı yönde düşüncesini söyledi. Kararın doğru olduğunu. Şimdi bakıldığı zaman bir Torreira'nın bir müdahalesi var ama Alexis'in de bir şeyi var. Alexis var. Vuruyor Torreira'ya gibi gözüküyor. Yani evet böyle de bir durum var. Yani ben hakem uzmanı değilim ama bir futbol sever olarak baktığım zaman Torreira'nın Alex'in ayağına ben de hafif bir müdahalede bulunduğunu düşünüyorum. Temas var diyorsunuz. Evet. Gördünüz mü teması? Her açıdan bakıyoruz. Yani o ilk şeyde Torreira'nın ayağının Alexis'in ayağını daha öncesinde temas ettiğini düşünüyorum. Şenol Hocam sağ içinden gidiyorsunuz. Bu tarz pozisyonlara maruz kaldınız. Veya siz yaptınız belki de benzerini. Ya şimdi süzmek zor pozisyonu. Kabul yok edin. Yani şey bu pozisyonda çok doğru söylüyor. Gri pozisyon ama şimdi burada bir realite var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı yapmış Mustafa Çulcu bizden önceki programda faul dedi. Ahmet Çakar faul dedi. Şimdi bir de şöyle bir hafta öncesine gidelim. Geçen hafta Icardi'nin aldığı pozisyona biz burada penaltı dedik. Hiç tartışmasız penaltı dedik. Orada penaltıyı Icardi nasıl aldı? Aynı bu pozisyonda olduğu gibi rakibin önüne ayağını koydu, rakip geldi, ayağına vurdu, penaltı oldu. Icardi'nin pozisyonunda geçen hafta iyi hatırlarsak. Şimdi burada da oyuncu Alexis burada kendi kendine herhalde yere düşmüyor. Yani durup dururken insan yere düşer mi? Bir darbe almayan bir insan yere düşmez. Şimdi biz Icardi'nin geçen haftaki pozisyona ne kadar penaltı dediysek burada da bu pozisyonda Torreira'nın çok iyi niyetle bir yaklaşımı var. Yalnız aynı şekilde söylüyorum. Topu Alexis vururken ayağını Alexis'in önüne koyuyor. Alexis Torreira'nın ayağına vurduğu için yere düşüyor. Yani burada bir engelleme var topun önünde. Ben de faul olduğunu düşünüyorum. Hocama iki soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bir hocam Icardi'nin pozisyonunu anlatırken rakip Icardi'nin ayağına vurdu dedin. Evet, rakip vurduysa zaten o pozisyonla bu pozisyonun bence bir ilgisi yok. Gerçekten de vurduğu için net penaltıydı. Burada Torreira'nın rakibe herhangi bir şekilde vurduğunu veya Torreira'nın rakibe temas ettiğini ben göremiyorum. Lütfen aynı şey sevgili Murat için de geçerli. Sizin gördüğünüz bir anda hocam şu an vuruyor, temas ediyor veya durdurun. Ben de görmeyi ben çok isterim. Ben söylemedim ki. Hayır. Ben görüyorsan, söylemedim. Görüyorsanız. Ben peki diyorum ki Alex evet için topa vurmadan önce ayağını evet Alex için önüne koyuyor. Alexis topa vurma müdahalesi yaparken ona değdiği için de vuramıyor.
Torreira faul yapıyor dedi. Şimdi benim gördüğümde Torreira'nın hocam bir sorun yani. Yok. Hayır ben ayağın önüne koyduğunu da görmek isterim. Ben onu da göremedim. Işte. Onun için bana gösterin diye rica ettim. Çünkü Torreira'nın ayağı geriden geldiği andan itibaren devamlı topa Alexis doğru gidiyor. Alexis niye yere düşüyor topa, o zaman? Onun Torreira'nın topa vurmak için ayağı, Alex için ayağının ön tarafında olduğu için Alex işte topa vurmak için ayağını geçen salladığında... Geçen hafta Icardi penaltıyı nasıl aldı? Icardi nasıl penaltıyı aldı? Hocam normal pozisyon alırken ayağını sol tarafa koyduğunda rakibin... Rakibin önüne koymadı. Topa müdahale etti. Pozisyon almak için normal koyması gereken yere koydu. Hocam böyle sağ tarafa koydu. Doğru ayağını açınca rakip geldi vurdu penaltı oldu. Hocam Icardi'yi de konuşalım. Geçen haftaki pozisyon penaltı mıydı? Penaltıydı. O zaman onu konuşmaya gerek yok. Ona penaltı dedik zaten geçen hafta. Peki hocam orada... Orada penaltıyı Icardi aldı dedik. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Burada diyorum ki Alexis hocam topa müdahale ederken aynı şey oluyor. Icardi geliyor vuruyor o da faul oluyor da. Sevgili hocam geçen hafta Icardi'ye vurdular dedik değil evet. mi? Tamam bu faul mu? Faul. Biri birine vuruyorsa faul... Burada ben Torreira'ya vurdular demedim. Hayır, ya. Burada da Torreira rakibe vurmuyor veya ayağını... Önüne koyuyor ayağını, rakip onu geliyor ayağına vurup yere düşüyor. Tamam, ya. Ben önüne koyduğunu göremiyorum. Torreira topa vurmak için ayağını uzattığında... Neyse, ben Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve hakem hocalarının... Ya ben o kadar iddialı değilim bu konuda. Yok hocam, iddia değil. Ben sadece şey yapamam yani. Göremediğimi gösterin diye senden ve sevgili Murat'a rica ettim. Ben saygı duyarım hocaların fikirlerine. Onlar penaltı diyorsa bir bildikleri. Zor bir pozisyon. Zor pozisyon o. Yani, ona gelecektim ben de. Yani, o zaman gri pozisyon dedi yorumcularımız, sizler. O zaman var niye yani, devreye ama, girdi? Yani onu bilmiyoruz tabii ki. Hakem kararını vermiş sahada. Şimdi, madem gri bir pozisyon. Şimdi var ayrı konuşalım. Bir de genel bir görüş şu. Bu konularda daha önceki hakemlerin hepsinin aynı fikirde olmadıkları gerçeğini hep yaşıyoruz. Bir hakem buna penaltı dediyse benim karşıt fikirde olmam gayet doğal. Ya, tabii ki. Eski bir MHK başkanı hocamız da ona bir karar verdiyse o böyle dediği için bu pozisyon illa doğru değildir. Tabii ki değil. Çünkü bazen onların da çok yanıldığını görüyoruz. Onlar yanıldığı için biz zaten yorum yapıyoruz burada. Hakemler yanılıyor da biz ondan yorum yapıyoruz. Şimdi VAR protokolünü geçen hafta çok güzel bir şekilde veya geçen haftaki programdaydı. Tabii, sevgili Cüneyt. Sen de izah ettin. Kaldı ki Avrupa Şampiyonası'nda özellikle onların daha az devreye girmeleri konusunda o protokol hakkında... Özellikle VAR'ın görevinin her pozisyonda devreye girmek olmadığını da bütün hakemlere vurgulamışlardı. Hakemin pozisyona yakın, çok net gördüğü bir pozisyonda bence VAR'ın devreye girmemesi daha doğru olurdu. Volkan Bayarslan. Kaldı ki gri pozisyon. Demin evet, bu konuda en fikir oldu. İçin diyorum o zaman. Evet, Volkan gri pozisyonda girmemesi lazım. Çağırmaması lazımdı. Bence de çağırmaması lazımdı. Maç Galatasaray'ın galibiyetiyle bitti. Tersi bir durumda belki de daha çok konuşulacaktı. Şüphesiz yani sonuç böyle olmasaydı ki yine de konuşulacak. Bakıldığı zaman Okan Hoca'nın da toplantısının yani yarısı bu karara yönelik. İşte değerli yönetici İbrahim Bey çıktı yine bununla ilgili açıklamalar yaptı. Bakıldığında şu anda da en çok Türkiye'de konuşulan sportif futbol anlamında konuşulan pozisyon oldu. Evet. İptal kararı doğru diyen değerli eski hakemlerimiz de var. İptal kararı hatalı diyen değerli hakemlerimiz de var. Onların yani işin bu işi profesyonel olarak yapmış, dersini okumuş insanlar da açıkçası bu kararla ilgili tam bir fikir birliğine varamıyorlar. Tabii ki herkesin bir görüşü var, saygı duymak lazım. Bizlerin ve işte futbol severlerin de bir düşüncesi var. Biz de kendi içimizde tam bir mutabakat sağlayamıyoruz ama bakıldığı zaman diğer taraftarların düşüncelerine de tabii Galatasaraylıların hepsi karar hatalı, gol verilmeliydi diyor. Diğer başka bir takımın taraftarı da evet doğru karar verildi diyor bu sefer ki maçla ilgili başka tartışılan bir sürü yine pozisyonlar da var yani bakıldığı zaman.
Yani en çok Kerem Demiray'ın mesela kırmızı kart görüp görmemesiyle ilgili de çok ciddi bir tartışma. Bakalım mı o da çünkü o yani. Pozisyonlara bakmayalım. Yani bizden gecenin çünkü en Mustafa çok konuşulan Hoca, maçın iki tane pozisyonuydu Kerem bunlar. Demiroy'un pozisyonunu da sevgili Bora Füsunoğlu'ndan yönetmenimden rica edeyim. Ona da bakalım. 9 numaralı pozisyon. Kerem Demirbay sarı kart görmüştü. Fazlası gerekir miydi? Doğrudan rakibe yapılan bir müdahale var Şenol Hocam. Evet. Bunu ben de gördüm ama temas o kadar sert bir temas değil. Bence burada kırmızı kart çok ağır bir karar olur. Çünkü Kerem Demirbay... O bu tarz sakatlama yönelik pozisyonlarda ne kadar sert olup olmadığı çok önemli mi hocam? Önemli. Önemli. Şiddet çok önemli burada Cüneyt. Bir de bak burada Kerem Demirbay'ın müdahale ettiği zamanlamaya bakar mısın? Top yükseliyor. Konyasporlu oyuncunun önünde yükseliyor. Top rakip Konyasporlu oyuncunun diz seviyesine geldiği için o topa müdahale ediyor. Konyasporlu oyuncu topu kurtarınca Kerem Demirbay bastırmıyor. Ayağını böyle zaten çekiyor. Yani bilerek ona bir vurma gibi bir şey yok. Orada kasti bir hareket. Kasti bir hareket. Hakem onu zaten orada çok yakın pozisyona. Onu hissedersin kasti gidip gitmediğini. Ben de oradan baktım. Öyle uzaktan öyle kasıtlı bir pozisyon yok. Kerem Demirbay topa müdahale etmeye çalışıyor. Konyasporlu oyuncu çok çabuk davranıp topu kurtarınca sıyırtma dizi geçiyor. Ama o dizi geçip böyle direkt Cüneyt böyle vurursan o kırmızı kart. Burada öyle bir şey yok. O kadar şiddetli bir hareket yok. Sarı yani kart, sarı kart olmasa yeterli diyorsunuz. Yeterli, doğru bir karar. Katılıyor musunuz? Ben de sarı kartı doğru buluyorum. Yani tamamıyla bir defa tabanla gelme diye bir şey söz konusu değil. Geç kalınmış bir müdahale. Kaldı ki Kerem geç kaldığını anladığında ayağını biraz daha sakınmaya çalıştığına yönelik bir hissiyat bile benim bende oluştu. Kaldı ki ayağını da oraya vurduktan sonra da eyvah dercesine biraz hemen gitti rakibinden çekmeye de çalıştı. Dedi. Bence sarı kart doğru karar. Yani kırmızı kart bence de çok olurdu. Aynı düşünüyorum. Yani biraz Konyalı oyuncu tabii pozisyon icabı da bir acı içinde kendini bir tam yere atışı. Tam diz kapağında mı temas? Yani, o yüzden mi acaba? Naif bir dokunma var. Çok sert değil. Ben de sarı kartın açıkçası pozisyonda doğru olduğunu düşünüyorum. Peki var mı aklınızda başka pozisyon yoksa? Yani bunun dışında bazı sarı kart işte o evet, olmalıydı olmamalıydı türünde şeyler var. Sonuçta hakem arkadaşımız biraz daha elbette tecrübe kazanacaktır. Sonuçta önemli bir maçı yönetti. Yeni hakemlerimizden bir tanesi en azından büyük takımlarda sık sık görmüyorduk kendisini. Yani tabii hakemler bu ilk hafta açıkçası çok fazla tartışılmadı ama daha yolun başı olduğu için süreç yavaş yavaş devam ediyor. Hafta hafta devam ediyor. Bundan sonra daha çok pozisyonlar irdelenecektir, tartışmaya açılacaktır. Ama biraz da hakemlere de destek vermek lazım diye düşünüyorum. Şimdi biz ki özellikle ben öyleydim. Aman hakemlere destek vereceğim diye birçok pozisyonu konuşmamayı tercih ederdim. Ama bu sene o yönden bizi çok böyle heyecanlı bir sezon bekliyor. İşte özellikle Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki konuşmalar başladı bile. Mourinho'nun açıklamaları, Okan Buruk'un açıklamaları, yöneticilerin yaptığı günlük sıradan açıklamalarda bile hep rakibe bir dokundurma var. O yüzden bu kesinlikle gündemimizde olacak. Kaldı ki çok diliyorum, istiyorum. Beşiktaş ve Trabzon'da bu yarışın içinde olsunlar ve olacaklar da inanıyorum da. Otomatikman bu hakem eleştirilerine veya hakem kararlarına biz her iki camiadan da tepkiler gelecek. Onu çok net bir şekilde görüyoruz. İlginç olan şu var konuştuğumuz için. Federasyon Başkanımız demişti ki özellikle VAR'ın hatasını kesinlikle kabul etmem. VAR'da yapılan hatalardan sonra federasyonun takınacağı tavrı da ben kendi adıma gerçekten merak ediyorum. Yani bugünkü maç için diyorsan sen bugünkü maç için VAR'da bir hata olduğunu ben düşünmüyorum. Bu yorumu Türkiye'nin %50'si lehte diyor, %50'si aleyhte diyor. Yani burada çok bariz bir hata olduğunu düşünmüyorum. Ha,
VAR'a çağırmak mı bir hata idi? Ben onu bilmiyorum kuralları. Evet. VAR'a çağırmak. VAR'a çağırma. Ha, o eyvallah. Ona bir şey demiyorum. Kararı VAR hakemine. Ama burada görünen olur. Bir şey var. Galatasaray'ın yani aslında bugün iki takımın ilk yarısı bitmeye yakın birbirlik skoru çıktıktan sonra 40 dakikalık bölümde hiçbir şey oynamadığını, ikisi birbirini denediğini ama daha sonra iyi bir futbol oynadığını her iki takımın da gördük. Gerçekten bu sene lig geçen seneki gibi öyle kolay falan bir lig olmayacak. Galatasaray'ın oynadığı iki rakibi de söyledim. Çok iyi top oynuyorlar. Rizespor çok iyi top oynuyor. Samsunspor çok iyi top oynuyor. Bu takımları izledik. Ha burada Galatasaray aslında bugün açığa çıkan başka bir şey. Torreira'nın yerine 8 numarayı herhalde birazcık da aramak için zorlanacak Okan Buruk zorluk çekecek. Çünkü Sara girdi. 8 mi 10 mu tam naif bir oyuncu. Teknik klas bir oyuncu. Şimdi Kerem Demirbay'dan ne kadar daha fazlası var? Tabii ilerleyen haftalarda onu da göreceğiz ama ben zannediyorum ki Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ve yönetim onu bekleyecek biraz daha. Sara'nın o 8 numara ne kadar verimli olacağını veya 10 numaraya evrilir mi, evrilmez mi? Ama o Torreira'nın yanında olan Galatasaray'ların istediği bir 8 numara durumunda henüz Sara hazır değil. Ama yeni gelmiştir, ikinci haftasını oynuyor. Daha sonraki haftalarda Galatasaray'ın temposu artarsa eminim ki Sara'nın da temposu artacaktır. Oradaki sıkıntı Torreira'nın yanında hala devam ediyor. Bu sıkıntı Fenerbahçe'de de var biliyorsun. Doğru. Onunla birazdan Fenerbahçe konuşacağız. Ben Sara'yı beğeniyorum. Geniş kadroyu da açtık Ahmet Hocam. Güzel kadroyu da şöyle konuşalım. Sara'yı da konuşmaya devam edelim. Buyurun. Şöyle ben oyuncunun bugünkü performansına bakmam. Vasat Murat Özbuz. Bak şimdi bak. Bugünkü ben onun kalitesine bakarım. Yani bir oyuncu Galatasaray'a yakışır mı? Yakışır. Sol ayaklı o klas bir oyuncu. Vermişler hocam. Bak sol ayaklı klas bir oyuncu. Ben bugünkü performansı yeterli olmayabilir. O sorun değil. Şimdi sen Icardi'nin performansı maç içerisinde yeterli mi yetersiz mi bakmazsın. Attığı gole bak. Ama bu oyuncu Galatasaray'a yakışan bir sol ayak. Ha, Kerim Demirbay'ın önünde olmasını bekliyoruz. Ben izlememiştim. Galatasaray'ın scout ekibi hocaları fazla izlemiştir. İyi bir oyuncu olduğu kanısında oldukları için almıştır. Daha sonra bu 8 mi oynar sonra 10 numara mı da devam eder Mertens bıraktıktan sonra. Çünkü genç bir oyuncu, ileriye dönük alınabilen bir oyuncu. İlerleyen haftalarda biraz daha temposunu arttırırsa sol ayaklı oyuncuları zaten çoğu klas oyuncu olur. Büyük bir ihtimalle Galatasaray'da 8'in ama yerini şu an için beklentiler öyle göstermiyor ama oyuncu kalitesi, oyun görüşü, sol ayağının klas olması Galatasaray'a yakışan bir oyuncu. Hocam geniş kadroyu açtık isterseniz oradan bir 11 çıkaralım. Oraya geçebilirsiniz de. Tartışmasız Muslera var. Zaten evet. Ben her zaman Türkiye'nin belki de geçmişteki bütün sezonlar için bir numarası dediğim Muslera'ya. Orada soru işaretleri var hocam. Muslera'da sorun yok. Eğer Muslera oynamazsa Günay onun yediği mi? Onun üzerine istedim. Durmaya gerek yok hocam da. Mesela Köln gidecek mi kalacak mı alternatifi ne? Kerem Aktürkoğlu sol tarafta tek mi kalacak? Zaha kalabilir mi? Ama transfer görüşmeleri Murat Özbostan'ın da takip ediyor onu. Bilgisi var. Gider mi gitmez mi onunla ayrıca konuşmak lazım. Bunların üzerinden gidersek... Giderse şaşırmam. Galatasaray bir defa sağ bek tercihini kullandı. Yelert şu an hazır değil. Ufak da bir sakatlığı vardı. İlk geldiği dönemde olmuştu. Ben bugün oyuna girdikten sonra... Hocam Duba oynuyor, bir orada oynuyor, bir orada oynuyor. Hani hiç oynaması beklenmeyen oyuncu oynuyor. Young Boys... Yani gitmesi beklenen oyuncu. Maçıyla Yelert oradaki pozisyonunu alacaktır. Dubois'un hele hele Galatasaray'ın transfer limitleri açılırsa gitmesini beklediğim futbolculardan biridir diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın stopere kesinlikle transfere ihtiyacı yok. Sol tarafa bence bir transfer yapmalı. Benim transfer kriterlerimde de alacağın oyuncu eldeki oyuncudan daha iyi olsun ve en kötü ihtimalle de 3-4-5 sene sana senin uğraştığın, ulaşmaya çalıştığın hedeflerde katkı sağlayacak bir futbolcu olsun. Geçen sene Galatasaray'ın ikinci yarı performansı müthiş olduğu için Köln'ün defoları ortaya çıkmamıştı. Şu an o defoları görüyoruz.
Kaldı ki teklifleri aldıktan sonra Köy'ün de kafası biraz karıştı. Bu belirsizlik Galatasaray adına hocam, buraya bir transferi gerektiriyor. Bölgede eksik var Köy'ün bölgesi. Orada Mertens'in alternatifi ne kadar Yusuf olabilir? Yusuf olur mu daha doğrusu? Ve Kerem'in bulunduğu kanat. Ama bence, Sara, ben... Kerem Demirbay, Berkan Torreira, Kaan, Oliveira, Efe o bölgelerde de bir değişiklik olur Mertens'in, mu? Orada da bir yüklenme mi var? Mertens'in alternatifinin Yusuf olmasını beklemiyorum. Ben oraya birinci alternatifi Ziyech sayıyordum. Ama Zaha'nın son olayından sonra Zaha'yla Ziyech arasında iyi bir dostluk, arkadaşlık var. Ziyech'in de Zaha gibi biraz sıra dışı davranışlar içinde olduğunu görüyorum. Burada da bir soru işareti var. Dolayısıyla Zaha'nın bile kalıp kalmayacağından emin değiliz. Eğer ekonomik yönden o vergileri çözemezlerse büyük bir ihtimalle Zaha gitmeyecek. Gitmediği zaman da temenni ediyorum ki takım içinde o uyumunu gerçekten sağlamış olsun. Eğer Zaha giderse de o zaman... Gidecek mi Zaha, Murat Özbostan'ın soralım? Yani bu saatten sonra Galatasaray'a doku uyuşması yaşayacağını ihtimal vermiyorum. Galatasaray'a değil, Okan Buruk da doku uyuşması yaşayacağını sanmıyorum. Gitmesini Galatasaray çok istiyor ama işin içinde... Yani evet, davul çalacak kadar şu an mutlu olurlar. Çok çok büyük ödenen bir para var. Evet. Biz hep Galatasaray'da bazen şampiyonluk geldiği anda o transferleri yapanlara transfer sihirbazları diyoruz. İşte Zaha'ya 8 net milyon euro. Ödenen 8.8 milyon. Vergilerle 13 milyon euro yıllık bir para var. Yani bu zaten kadar gitmemesinin sebebi de vergiler ya. Tabii orada tabii. Bu parayı alıp üzerine vergiyi koyunca 17 milyon euroya çıkıyor Leicester City'nin maliyet şeyi. Bir de böyle göğsümüzü gere gere biz futbolcuların yapılarını, anlayışlarını, takıma uyup uymadıklarını, karakterlerini bile açık inceliyoruz dedikten sonra Galatasaray'a hiç uymayacak bir futbolcuya bu hocam kadar. Hocam geldiğinde transfer sihirbazlığı denmişti. Şimdi evet. Nasıl transfer sihirbazlığını yönetimin şimdi göstermesi lazım gönderirken herhalde. Ama işte onu getirenler şu an orada değil. Kaldı ki bakın hakem Ziyech'te kalite olarak evet Zaha gibi o da çok kaliteli ama ligin son döneminin dışında geçen sene ondan da bir performans görmedik. Onun da sıra dışı davranışları var. Galatasaray'ın Icardi ile Batshuayi konusunda bir sorun olmayacaktır. Bence Halil de gideceklerden bir tanesi. O yüzden eğer birinci önceliğim sol bek. Hocam ikinci hafta oynanıyor. Şampiyonlar Ligi elemesi gelmiş çatmış. Biz hala gideceklerden bahsediyoruz. Gelecekler ne zaman gelecek? Maalesef bizim bütün Allah kulüplerim... Allah korusun, playoff'u geçemezseniz Şampiyonlar Ligi'nde olamazsınız. Ama Okan Hocam maçtan sonra bir açıklama yaptı ya. Cüneyt şey dedi, bizim dedi transferi yapmamız dedi Şampiyonlar Ligi'ne bağlı dedi. Şampiyonlar Ligi'ne hani kalırsak genelde, limitlerimiz evet. Açılacak dedi. Şu anda limitler açık olmadığı için o transferleri yapamıyorlar büyük olasılıkla. Ya da takımın içerisinden birisini... Evet. Birisini gönderirse ancak öyle transfer yapabilecekler. Bence bizde transfer dönemi biraz daha erken bir dönemde kapanmalı. Çünkü Eylül'ün 15'ine kadar sürecek bir transfer döneminde bütün kulüpler şu anki kötü performansı hocam, bile... Hocam işte biz Premier Ligi falan bekliyoruz. Avrupa'da kapanıyor. Oradan fırsat transferi de kovaladığımız için. Zaten fırsat transferlerinden çektik. Takımların bu derece yoğun bir şekilde vasat futbolculardan oluşan kadroya sahip olmalarının en önemli nedeni o. Demin onu dedim. Benim birinci kriterim benim elimdeki futbolcudan daha iyi olacak ve de bana en azından 3-4-5 sene o katkıyı sağlayacak. Biz bu konuda maalesef çok büyük hatalar yapıyoruz. Sıradan size göre ve futbolcular, diğer konuklarımıza göre yani nerelere transfer yapılmalı? En az kaç transfer daha gerekiyor sevgili hocam? Sevgili Cüneyt, son bir cümlem de şuraya. Galatasaray sezon başı net şunu dedi. Bize evet Batshuayi alındı. Bir iki numara lazım. O iki numara geldi. Ne kadar iyi olduğunu göreceğiz. Bir sekiz numara lazım. Şimdi Sara'nın belki de bizim kafamızdaki sekiz numaradan çok biraz da onun
ofansif özelliklere sahip bir futbolcu profili olduğunu düşünmeye başladık. Belki de Sara 8'den çok Mertens'in yerine, sen Yusuf olur mu dedin, oraya daha yakın bir futbolcu olarak görünüyor. He, bu şekilde de oynayabilirsin. Klasik 1-6, onun önünde oyunun iki yönünü oynayacak. Belki ofansif yönü biraz ağırlıklı olsa bile yeri geldiğinde Torreira'ya yardıma gelebilecek. Sonra da önde bir tane 10 numarayla oynayabilirsin. Ama bazı maçlarda tabii ki o dengelerin ofansa veya defansa yönelik değişmesi adına hocaların tercihleri biraz daha farklı olabilir. Peki, teşekkür ederiz hocam. Buyurun sizi alırken hocam. Orada şimdi en büyük... Girenler, kadroya girenler, girmeyenleri de konuşmak tabii lazım. Şimdi orada... Hani Ziyeç'i, evet. Kerem Demirbay'ı filan yedekte bekletmek de kolay değil. Ya şimdi çok maç sayısı olduğu için Cüneyt, yani Şampiyonlar Ligi'ne de kalırsa bu sene çok daha fazla maç oynayacak. Haftada iki maç oynadığını düşün. Bunu üç maça çıkıyorsun. 2-3 yapıyorsun. Burada birçok opsiyonlar olacak oyuncular için. Yani burada başarılı olmanın birçok parametreleri var. Bunların içerisinde oyuncu seçimleri de doğru olması lazım. Burada mesela Torreira'nın yanında büyük bir ihtimalle Yelert sağ bekte oturursa, iyi oynamaya başlarsa, ki iyi bir oyuncu oynayacaktır diye düşünüyorum. Torreira'nın yanına bu görüntü itibariyle Saray'ı iki maçtır izliyoruz. Şimdi birkaç maçta izleyip daha iyi bir yargıya varabiliriz. Ama Kaan Ayhan sanki Torreira'nın yanına daha büyük Avrupa maçlarında özellikle bir 6-8 karışımı bir şey olduğu için Kaan'da burada sanki daha iyi oynayacak. Üstelik Kaan'ı Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda hep orta sahada gördük. İsmail'in yanında, daha sonra İsmail iyileşince. Kaan orada çok daha verimli oluyor. Galatasaray'da da orada oynadığı dönemlerde çok daha iyi oluyor. İleriden Mertens'in maç performansı haftada iki maç oynamaya yetersiz olursa Sara'yı Mertens'in yerine kaydırıp takım içerisinden de bir transfer yapmış olursun. Ki bunu geçen sene Okan Buruk çok iyi yapıyordu. Şimdi Zaha, Ziyech kalırsa bunlarla bir barış sağlaması lazım artık kulübün. Yani böyle ya gideceksiniz ya kalacaksınız. Kaldığınız zaman her şeyinizi de vereceksiniz. Yoksa orada bir Kerem Aktürkoğlu'na geçen sene yazık oldu bence. Çoğu maçta oynadığı bütün maçlarda katkı sağladı Galatasaray'a. Yani Zaha onun yarısı kadar sağlamadı. Maliyeti de onun yarısından da çok daha az bir maliyeti var. Çocuk bugün işte oynadı. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Barış Alper yapıyor. Ama şimdi Zaha'yla Ziyech'in tutumuna bakıyorsun. Saha içerisindeki vücut diline bakıyorsun. Yani ben burada oynasam da olur Cüneyt, oynamasam da olur. Galatasaray kazanmış veya kaybetmiş. Yani onlar Barış'la Kerem kadar o Galatasaraylık duygusunu yaşamıyorlar bana göre. Yani bu Türkiye'de oynayan yerli oyuncular için, diğer takımlar için de geçerli. Yabancı oyuncular, ben buraya geliyorum, paramı kazanmaya geliyorum ve gidiyorum. Ama yerli oyuncular, bizim Türk oyuncularımız kulübe bir aidiyetleri var. Barış'ın da Kerem'in de öyle. Şimdi Ziyech'ten Zaha'nın öyle düşündüğünü zannetmiyorum. Onlar biz burada paramızı kazanalım. Yani başarılı da olursak olalım, olmasak gidelim. Yani onun için zaten burada sorun yaşanıyor. Ama Okan Buruk bu işleri iyi yapıyor. Bu organizasyonları iyi yapıyor. İşin içinden iyi çıkıyor. En sağlam, en formda olduğu dönemlerde takım içerisinde bu oyuncular kalsa bile onlardan ne zaman verim alacağını, zamanlamasını, timingini iyi yapıyor. O konuda Okan Hoca'nın karnesi bir kere çok iyi. Ki bir şeye de bakalım, kim ne kadar süre aldı ya da. Okan Hoca'nın işi çok kolay değil ama Murat Özbostan Gürdan'ın kimsene. Ya şimdi Okan Hoca 2-2'yle başladı bir kere ama... Galatasaray transfer şeyinde, daha doğrusu planlamasında, yani ligin bitişi ve bugüne bakarsak ve şu Avrupa maçını oynayacağı gün, çarşamba günü gelmiş çatmış bir yine plansızlık olduğu bir gerçek var. Yani daha net nokta atışlar yapabilirdi. Bunları şu ana kadar yapmadı. Hep bir 8 numaradan bahsedildi. İşte sağ bekten bahsedildi. Bunun haricinde Mertens'i de bir yedeklemek gerekiyordu. Yani sonuçta bu kadar çok, umarız ki Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, Türkiye Kupası maçı var, lig maçları var. Yani Mertens
bunu taşıyabilecek durumda mı yaşı itibariyle değil. Bu konuda herkes hemfikir. O zaman yani aldığınız sarayı oraya taşımanız bir alternatif olarak mı düşünülüyor, planlandı bilemiyorum. Bakıldığında köyünün durumu işte bir satışı var, gündeme geliyor, talipleri olduğu söyleniyor. O zaman siz oraya da bir transfer yapacaksınız. Sağ tarafa aldığınız oyuncunun performansı ile ilgili daha şu an için bir yorum yapmak doğru değil. Ama orada bugün değil mi Kaan oynadı. Evet. Demek ki Kaan'ı zaman zaman hadi orada değerlendirebilirsiniz. Kaan'ı stoper olarak da oynatabilirsiniz. Sanchez bir ay yok. Bu demektir ki en az 3-4 tane kritik maçta belki Fenerbahçe maçıyla dönecek sahalara. Bu da önemli bir süreç. Yani bana göre bir 10 numara almaları lazım. Kanatlara hatta birer tane oyuncu almaları lazım. Yani bir Kerem'in bu kadar ne olup ne olmayacağı belirsiz bir süreç yaşanmış. Zaha işte artık sayın yönetici ne dedi? Yarın takımla idmana çıkacak. Yani nereye idmana? İdmana çıksa bile ne olur ki? Yani kafa olarak taraftarın istemediği bir isim. Artı hocanın da ben istediğini düşünmüyorum. Yani herkes gitmesini bekliyor. Bir maç belki müthiş oynar ama iki maç kötü oynarsa yine hedefteki insan olur. Yani o bağ kopmuş. O bağ kolay kolay onarmak, şey yapmak kolay değil. Bu tarafa geldiğimizde hep Barış var. Tamam, güzel. Ziyech'in de işte oynuyor, oynamıyor. İşte hazırlık maçlarında iyiydi. Şimdi tekrar hoca bir kulübeye çekti. Belki sözleşmesi devam eder. Yani ediyor da bu transferler bence sana. Yani eğer Galatasaray takımı 2 yıl şampiyon olup hala o asıl kadrosuyla bunu başarıyorsa bu transferlerin bu işteki katkısı çok fazla değilse burada bir anormallik var demektir. Yani bu geçen yıldan beri konuşulan bir konu. Yani hep temel oyuncularıyla devam ediyor, başarıya ulaşıyor. Aldığı oyunculardan çok maksimum bir verim görmüş filan bir durumu yok. Şimdi bu sene aldıklarında bakacağız. Yani daha erken. Beklemek lazım. Ama asıl yine yedeklemesi gereken isimlerden birisi de Torreira. Yani şu anda kadar 84 tane maç oynamış. Takımın en istikrarlı oyuncusu. Bana göre bu bugünkü maçında yine en önemli oyuncularından bir tanesi. Her maçta müthiş bir performans ortaya koymuş. Hiçbir isteğinden, arzusundan. Bugünkü maçın şöyle de. Oynadığı her maçın oyuncusu. Her maçın. Yani Galatasaray maçın geçen seneki aynı Galatasaray değil. Ama Torreira her maçta aynı Torreira. Yani Allah nazardan saklasın. Herhangi bir durum olursa yani Okan Hoca da takımda ne yapar onu bilemiyorum. Şimdi sonlara gelirken birazdan tekrar Galatasaray'a döneceğiz. Evet. Bas toplantılarını da vereceğiz ama haftanın hemen diğer maçlarını da konuşalım istiyorum. Kısa kısa Göztepe-Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Avrupa bu sezon da Şampiyonlar Ligi olmadı. Avrupa'da gruplar lig aşamasından devam edecek Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe. Ama taraftarın istediği tabii ki Şampiyonlar Ligi'ydi. Hem maddi olarak Fenerbahçe'yi rahatlatacak bir kulvar şampiyonlar. Şey, bence taraftarın istediği tek şey var şampiyonluk. Hiç Avrupa mı Avrupa hiçbir şeyi istemiyorlar. Ne istiyorlarsa bence yanlış yapıyorlar. Yani şampiyonluk hedefleri, kadar önemlidir şampiyonlar. Hedefleri diye. Bu kadar küçültmemek lazım. Ben Murat Özbostan gibi düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde takımını görmek ister. Mourinho da görmek ister ama Mourinho'nun maçtan sonraki vermiş olduğu demeçler, maçtan önce vermiş olduğu demeçler benim aklım hayalim almıyor. Yani Mourinho gibi bir teknik adamın dünyanın en önemli vermişti. Teknik adamı böyle bir demeç vermez. Benden Fenerbahçe kulübü Şampiyonlar Ligi için bir şey istemedi. Ya sen kendin için, kulübün için iste. Yani öyle konuşmak bence doğru değil. Biz Şampiyonlar Ligi'nde biz sana Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe şampiyonlar olur diye herhangi bir yönetici veya taraftardan birisi veya biz burada basında burada konuşan yorumcular olarak bir şey söylemedi ki. Sen Şampiyonlar Ligi'ne kal. Fenerbahçe'nin maddi imkanlarını biraz daha genişlet. Belki bir tane orta saha oyuncusu alırsın o zaman. Tabii. Bir de mantıklı bak. Ben Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu istemiyorum. Futbolla en az ilgilenen taraftar bile bu ekonomik şartlarda hiçbir zaman bir Türk takımının
veya bizim ayarımızdaki liglerden bir takım bütçeleri dolayısıyla büyüklük küçüklük değil mesele. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamayacağını biliyor zaten yani bunu bize Mourinho'nun açıklaması da gerek yok. Yani biz şimdi bunları biliyoruz. Yani madem bütçe izin vermiyor zaten. İşte bütçe izin vermiyor. O zaman Cüneyt şu. Maçtan sonra çıkıp nasıl Galatasaray için Torreira'nın yanına bir oyuncu aranıyorsa Fred veya İsmail olmadığı zaman orayı yedekleyecek bir tane onların ayarında bir oyuncu alması gerekiyor. Şimdi kendisi de diyor ki ben artık yönetime oyuncu al diyemem. Bana gerekeni yaptılar. O zaman sen de Şampiyonlar Ligi'ne kal. Yönetim kuruluna bir alan aç. Tabii. Bir limit aç. Yönetim kurulu da sana jest yapsın. Bir tane iyi bir ortası alsın. Limitler açılsın. Kaliteli bir ortası alsın. Yani ben Mourinho'nun bu demeçlerinin biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe camiası çok büyük camiadır. Bu camiada çalışıyorsun. Evet seni Türkiye'de herkes seviyor. Sen buradasın. Ama yani böyle çok kolay elenmeyecek bir takım değildi senin rakibin. Çok rahat elebileceğin bir takımdı. Orada yediğin son dakika golünü yememen gerekir. Burada yediğin golü 10 kişi yememen gerekirken, sen bunların açıklamasını yapmak gerekirken böyle şeyleri konuşmak hiç de hoş değil. Ben şimdi görüyorum. Çevremde bir sürü Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Eski topçu arkadaşlarım var. Birine soruyorum. Hepsine soruyorum Cüneyt. Memnun musunuz oynanan futbolda? Hiç kimse memnun değil. O da ayrı bir tartışma. O da ayrı bir tartışma konusu. Doğru. Şimdi biz burada evet Mourinho yeni geldi eleştirmeyelim. Evet kabul ediyorum eleştirmeyelim. Ama biz diyoruz ki bu oyunu geliştirmesi lazım. Bu oyun yetmez Fenerbahçe için. Yeterli değil. Yani ben şimdiden geçen sezonki Fenerbahçe, İsmail Hoca dönemindeki Fenerbahçe daha göze hoş gelen futbol İlk 10 haftasında diyen taraftarlarla 20. dakika 2-0 falan oluyordu maçlar 25'te. Çok tempolu bir takım vardı. Şimdi ritmini bulmamış. Daha takımın sezon başı gerçi. Biraz sürede tanımak lazım belki hocam. Ya Cüneyt niye bizim Türkiye'de hep sezon başlarında millete süre tanıyoruz ya? Avrupa'dakiler sezon başı değil mi ya? Lille bizden sonra sezon açtı. Fenerbahçe'den sonra sezon açtı. Geldi takır takır komple bir takım. Rapid Wien o şimdi daha önce açtı. Hocam, çıplak gözle değil. Çıplak onlar gözle da yeni açtı. Onlar da yeni açtı. Makine yani gibi biz oynuyor disiplin. Ya biz niye bunu geç açıyoruz da açıyoruz? Hocam, şimdi böyle bir şey yok. Hocam, bak bunların içinden çıkmak lazım. Öyle 3 tane maç ertelendi. Takımlarımız sıkışmasın diye arada. Bu normal mi sizce? Bilmiyorum. O doğru bir karar. Avrupa'da da bunlar oluyor ama Cüneyt yani erken bu şeylerin mazeretlerin arkasına sığınmakla. Onun için de playoff ya. O konuda ben de seni yalnız bırakacağım bunu, Murat Özbuz. Ben öyle düşünmüyorum. Ben sevgili Murat'a eşlik edeceğim. Bir de İsviçre'ye gidecekler. Yani, gidecekler bu mazeretlerin arkasına sinmemek lazım Cüneyt. Yani ben Mourinho için de diyorum. Bitireyim de ondan sonra. Bu mazeretlerin arkasına sığınarak Fenerbahçe gibi büyük bir camianın arkasındaki insanların hepsi zeki, hepsi görüyorlar neyin ne olduğunu. Onun için yarın Göztepe maçında bir de böyle takımın takımda sanki geçen sene çok büyük başarısızlık varmış gibi sen gelip takımın içinde geçen sene performansı çok yüksek olan oyuncuları kulübede tutturup yeni bir arayışlar içerisine giriyorsun. Evet, teknik adamsın, bir elinin değdiğini biz hissedeceğiz. Mourinho'sun sonuçta. Ama elin değdiği zaman geçen seneden daha iyi şeyler yapacak şekilde elini değdir. Geçen seneyi bozacak şeylere elini değdirme. Birileri de ona bir şeyleri söylemesi lazım. Geçen sene bu takımın en önemli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel kulübede oturuyor. Beko kulübede oturuyor. Ya birisi de demesi lazım. Şu Fenerbahçe'nin savunmasında Beko o kadar temaslı oynayan bir oyuncu yok. Yüksek topu hakimiyeti olan bir oyuncu yok. Geldiği günden beri daha resmi maçlarda süre vermedi. Kimse diyemez hocam. Kim diyecek onu? Ya öyle bir şey yok. Biz söylüyoruz işte burada. Hayır, Mourinho'ya kim söyleyecek bunu? Mourinho'nun ekibine bir tane çok iyi, güvendiği, işi Türk almadılar. Antrenör koyarsın. O onunla fikirleri paylaşıyor. Yerli antrenör var orada. Oradaki tanıdığım çocuklar var. Yani. Ama yani böyle var. Daha sevgili önemli Murat'ın. Bir isim konmadı yani. Biz dünyanın en büyük hocalarından biri olarak anlatıyoruz Mourinho'yu. Gerçekten öyle. Ya Beka'nın ne olduğunu 2 aylık süre içinde bir hoca şimdiye kadar çoktan çözmüştü. Bir İrfan Can'ın ne olduğunu, öteki futbolcuların kapasitelerinin ne olduğunu kesinlikle çözmüştü. Ama değişik nedenlerden dolayı takım planlamasında Fenerbahçe'de de arızalar var. Orada da transfer bitmedi. Hocaya bakıyoruz, son maçta bile 6 tane değişik oyuncuyla çıkmıştı. Şimdi
Beşiktaş'ı örnek olarak vereceğim. Van Bronckhorst dedi ki benim kadrom bu. Bu kadronun içinde en doğru 11 evet. hangi olur? Bu olur. O 11'i aldı. Geldiği andan itibaren onu oynatıyor. Ezberlenmiş bir 11'i var. Birlikte uyum içinde oynuyorlar. Ve bu da onların en büyük avantajı. Mourinho ile ilgili bence çok önemli bir cümle şu. Onunla bitirelim hocam. Ben başkan olsam, Mourinho'yu alıyorsam ondan beklentilerimden bir tanesi de sadece benim kulübüme değil Türkiye'ye bir vizyon katmak. Fenerbahçe'ye, Türk kulüplerine Şampiyonlar Ligi vizyonunu Mourinho gibi hocaların oturtması lazım. Hoca o konuda tam tersi açıklamalarda bulundu. Ben de katılmıyorum onlara. Bakalım bundan sonra süreç nasıl işleyecek hep birlikte göreceğiz. Noktalayalım takım oyunu Galatasaray'la. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Açıklamalar gelecek ekranlarınıza. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.